Sevgili deniz severler, Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Doris'in maceralarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Antalya'dan çıkıp Meis'e yanaştık. Bu maceralarımızı çok güzel paylaştık. Yeni bölümde ise Meis Adası'ndan devam ediyor ve Göce'ye doğru gidiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Demek ki burada. Ya çok güzel çalıyor bu yani şey. Çok eğleniyoruz. Bir dansı var. Ağzını asıyor ve bakıyor geri atıyor. Evet. Günaydın. Kalkan'ın ilerisindeyiz. Kalkan'ı geçtik. Yediburunlara doğru, Patara'ya doğru devam ediyoruz. Deniz biraz çalkalıyor, rüzgar kafadan geliyor fakat rüzgar hafif. Kaba dalgalar var bugün oldukça. Şöyle etrafı çekelim. Çataladalar. Kalkan arkada kalıyor. İnceburun önümüzde ve geçtikten sonra Patara'dayız. Arkamızda kelebekleri bıraktık. Daha öncesinde kabak, kelebekler. Şöyle şu anda Belce Kız'dan geçiyoruz ve Babadağ, Fethiye Babadağ. Hatta üstünde meşhur yamaç paraşütçüleri. Çok nem olduğu için net çekemiyorum. Şu yarımadanın arkasında Ölüdeniz bulunuyor. Şurası Kalevazi Koyu diyebilirim. Ve Gemiler Adası'na yaklaşıyoruz. Öbür ada Aziz Nikola mıydı? Herhalde. Gemilerin girişine doğru gidiyoruz. Bunu yarım ada sanırsın yani uzaktan görsen. Ama şuradan giriş olduğunu yeni görüyorum yani. Üstünde de çok güzel tarihi yapılar var. Galiba kilise kalıntıları. Bakacağız artık. Mert! Mert makarna ile yüzüyor. Şu anda Gemiler Koyu'ndayız. Tarihi eserlere gitmek istiyor. Çok güzel bir yer. Tarihi eserler Kekova gibi. Yani bu şehir batmış aynen. Batık şehir. Nerede? Çok güzel bir ada ve koy. Şu an Gemiler Adası'na geldik tekrar. Yani üstüne çıktık. Mayıs ayından sonra Doris'çiğimiz ve küçük Doris'imiz duruyor. Gemiler Koyu. Ne yapıyorsun Neden? Hi from St. Nicholas Island. During Byzantine period there were built four churches, especially one church has frescoes about Saint Nicholas. Noel Baba. Noel Baba'nın freslerinin olduğu kiliseler varmış burada. Evet. Dört adet büyük kilise. Hacılar özellikle buradan geçiyormuş. This is on the Pilgrim's Road. Fifth century Mart. Şimdi galiba 2 numaralı kesim yoktu. Hala kalıntılar arasındayız işte.
Bakıyorum. Doğru gidelim. Bakıyorum. O zaman gülümseyin. Kılmak değil. Kutu da gel. Gel başlayalım. Harika değil mi? Çok güzel kuş sesleri geliyor şu cır cır böceklerinin yanı sıra. Vay, bir de tünel varmış Mert. Mert, orada ne var? Burası mezarlık. Oh, çok güzel bir gün batımı var. Arka geceye kadar gözüküyor arkası. Bunları iyi bir çek. Nasıl çekilmeyi hak ediyor. Mezarlığın manzarası. Nasıl? Bir yere girdi. Oo, bu tünel mi acaba? Evet. Vay, böyle de gidiyor yukarıya. Tepesi yıkılmış, kapalıymış. Çok enteresan. Acaba şeyleri çıkardıkları tüneller mi var? Gelen malzemeler falan. Aşağıya mesela kadırgalı bir şeyle geliyorlardır. Muhtemelen. Atla katılıyor. Hatta Kelebekler Vadisi de burası. Günaydın. Gemiler Adası'ndan ayrıldık. Şimdi Tuzla Burnu'ndan geçiyoruz. Oldukça kayalık bir yer. Önümüzde bir sürü kaya ve üstlerinde de şöyle. Evet. Selamlar. Fethiye Körfezi'nde optimist yarışları var. Orada bir restoran var. Daha çok deniz yeri ya. Burada rahat ediyor yelken sahipleri. Mert illa şu dar boğazdan geçmek istiyor. Şöyle. Ama zaten McGregor'la geçmeyeceğiz de neyle geçeceğiz buradan? Burada bir de kale giriş kısmını koruyan bir Batık şey olabilir. Şehrin, evet. Kalıntıları. Baba daha çok nemli, nem bulutları var, pek gözükmüyor, o yüzden o tarafı çok çekmedim ama. Bugün çok nemli güneş ama. Güneş de şöyle yenice. Taze güneş. Kaptanımız taze.
Selamlar. biraz bayatlamak üzere. Ve dar boğazdan geçiyoruz. Güzel bir koltuk varmış. Dalga durdu bak. Burun kesti dalgayı. Sen neredesin Eda? Bitek. Hava nasıl? Bir şey diyecektim de ayıp. Birazcık dalgalar var. Şöyle yani hava bakın. Şöyle falan. Çok tatlı bir koydayız. Turunç pınarı koyuymuş burası. Su çıkarmış buradan. Bakın restoranı var. İskele var. T iskele. Bağlamışlar. Şu an Fethiye'deyiz. Turunç Pınarı Koyu. Burada küçük iskele ve restoran var tahtadan. Gerçi bayağı da tekne var. Yüzme yeri yapmışlar. Dolisimiz burada. Eda neredesin? Etraf çok güzel. Tatlı bir koycuk. İskelecik vesairecik. Turunç Pınarı'yı. Turunç Pınarı'ndan ayrıldık. Artık Kalemiye Koyu'na gidiyoruz. Karşıda Hillside Oteli'ymiş galiba, hala öyleyse. Bütün koyu almış. Sağ olsun. Ağaçların arasını da evleri yapmış artık arasına ama ağaçları kesip mi? Bilemeyeceğim. Şu mu Kalemiye Koyu kaptan? Değil karşısında. Şey, otelin olduğu. Ha, otelin olduğu yer. Burada da ama küçük bağlanacak bir yer varmış. Zaten koy da sayılmaz o bir girinti. Anlaşılacağı üzere burası kuleli dinlenme alanı. Aile öğren yeri, piknik alanı. Sahipiye yeri. Geçmiş olsun kaptan. Sağ ol. Burada tam şamandıra varmış. Evet, şamandıranın üstüne de çıkabiliriz bakın. Ya motora dolansak. Samanlı Beach. Samanlı Beach Club. Fethiye Adası çok güzel. Ben size Fethiye Adası'nı göstereyim. Üzerinde yerleşim var. Villalar vesaire. Fethiye Adası. Şu sağdan ikinci gulet batmış ya. Ay. Bu da gitmiş. Zaten altımız batık dolu maşallah. Size bir şey göstereceğim. Bir Yunan adasına bakın. Bir de bu adaya bakın. Allah aşkına. Evlere bakın ya. Fethiye Adası. Yunan adasındaki şirinlik nerede? Buradaki nerede? Apartman dikmiş. Çanak anten falan. Yeminle zevksiziz biz ya toplumcak. Vay ne bir şirinlik var ne bir güzellik var ya. Ada ya burası. Güneş kremimi sürüyorum.
Çok iyi. Şu an Fethiye Körfezi'ndeki trafik arkadaşlar. Hiç fena değil. Kaptan kahve içiyor. Sağ olsun Edoş yaptı. Eli kolu dert görmesin. Sabah önemli işlerimizi yaptık. Şimdi Göce'ye doğru seyir halindeyiz. Tam Fethiye Adası'nı geçiyoruz. Sağımız boylu boyunca Fethiye kordonuydu. Plajları vesaire. Şimdi devam ediyoruz. Çalış falan galiba değil mi? Evet, Çalışça burnu diyor. Demek ki Çalış plajı. Çalış plajı. Geçiyoruz. Burası bir zamanlar halka açık kampingdi. Sonra özel oldu. Günlük ağaçları içinde çok tatlı bir yer. Şu anda Çığlık mıydı? Çığlık koyundayız. Burası nereye gidiyorduk? Göce'ye 3,5 mil kala. Katranca Adası'nın karşısı kalıyor. Bir plaj. Günlük tekneler geliyor gidiyor. Herhangi bir özel bir şey yok. Günlüklünün de yanı hemen. Bu da Katranca Adası zaten. O aradan geçip Göce'ye devam edeceğiz. Şimdi biraz deniz fazla çarpıntılı olduğu için şöyle bir mola verip yüzelim istedik. Hem de kahvaltı yapacağız. Evet, Balburnu'nu geçtik şöyle. Arkada İnlice'yi bıraktık. Şimdi artık Göçek Körfezi'ne girmiş olduk. Şu karşımızdaki Göçek Adası ya da Göcek Adası diyeyim. Üstünde iki adet koy var. İncirli ve büyük koy. Biz İncirli'ye doğru gideceğiz önce. Bakacağız. Göcek marinaları görüyoruz. Göcek marinaları da şurada. Mert arkadaşımızın söylediği gibi. Yep. İncirli koya yaklaşıyoruz. Göcek Adası'nın üstünde burası. Bir tane tatlı yelkenli var. Marinalar vesaireler. Çam ağacı ve zakkumlarla dolu. Turkuaz suları var. Motor yat cenneti Göcek. Neredesin Eda? Selamlar, Osman Ağa Çeşmesi'ndeyiz. Osman Ağa. Sabahları. Çok sıcak hava. Burası yine arkadaşlar biraz önceki koydan kat be kat serin. Deminki çok sıcaktı ya. Salak. Osman Ağa. Çok aptal. Acaba çeşme nerede? Hala var mı o çeşme? Sadun Boru'nun bahsettiği. Kıyıdadır ya. Şurada kara tarafındaymış. Burada bakarız azmak mı olduğu için serince biraz daha. Hadi bakalım. Ama çok serin değil yani. Gökova gibi sıcak. Datça'ya alıştık buz gibi. Boynuzbükü'ne ulaştık. Burası uzun gerçekten de boynuz şeklinde bir bük. Kenarlarda hep küçük küçük koyları var. 20 metre falan derinliklerde bunlar tabii ki. Büyük gemiler durabiliyor. Şurada bir tane restoranı var. Zaten dumanı da tutuyor artık pişirenler. Bir şeyler pişiyor belli. Bu tarafı çok sığmış. Bakacağız. Bize uygun olabilir. Boynuzbükü'nde bağlanıyoruz. Geri gidiyoruz. Şimdi ben yüzerek gideceğim. Şuralar hep gördüğünüz gibi dolu. Hadi bakalım. Bana bay bay. Ya karetalar oyun buramı sıçtı. Küçük Doris'i kullanıyorum. Neredesin? Boynuzbükü. Evet. Burada bir restoran var, onun tipine bakmaya geldik. Restoranın. Tekneler de bağlamış.